Herkese merhabalar. Farming Simulator'un 5. bölümüne hoş geldiniz. Evet, geçen bahsettiğim gibi ben kayıt dışı biraz yumurta topladım. Gittim, sattım, yem aldım, yumurta topladım. Tavuklarımız, civcivler oldu. Tavuklarımız çoğaldı. Sayı kontrolden çıktı. Her yer yumurta. Yem yetişmiyor. Yani bu noktada ne olacak bilmiyorum ama sanırım satmamız gerekiyor bunları. Mesela bu horoz, sanki bir horoz daha gördüm. Bir tane horozumuz vardı normalde. Bunu direkt görüp canlı canlı, evet bakın burada bir horoz daha var. Civcivlerden çıkıyor muhtemelen. Acaba bunları götürüp satacak mıyız? Kesip de mi satacağız? Hiç bilmiyorum. Şimdi yumurtalarımızı toplayalım. Ondan sonra devam edelim. Sanırım dün de toplamadım yumurtaları. Yem falan getirmiştim. Öyle hızlı hızlı geçti. Şimdi yumurtaları götürürken yanıma tavuk da götüreceğim. Çünkü sayı bayağı arttı. Hatta burada küçük kümes vardı. Bunu orta boya yükselttim. Yan tarafa da yeni bir kümes yapabilirim. Ama yem problemini çözmem lazım diye düşünüyorum. Yani yem taşısak sadece anca yetişiriz gibi bir şey. Bu arada düşündüğümde nasıl çıktı? Bunlar bayağı dolu oluyordu. Şöyle yumurtalarımızı buradan aldık. Evet, yeni bir kümes daha yapabiliriz veya ahırımızı düzeltebiliriz. Yani hangisini yapmalıyız bilmiyorum açıkçası. Burada biraz daha fazla civciv görüyorsunuz. İçeride kalan yumurtalar direkt kuluçkaya yatıyorlar sanırım. İçeride kalan yumurtaları almamaya çalışıyorum. Yani diğer kümes o konuda biraz sıkıntılı ama bu kümeste buraya gelen yumurtaları alıyorum. Ama içerideki yumurtaları almıyorum. Onlar kuluçka yumurtası oluyor genelde. Şimdi şunlar hakkında bir bilgim yok. Bunları toplayalım şuradan. Şunları temizleyelim. Evet, onları da aldık. Kapılarını açık bırakmıştım. Dün gece sanırım bayağı bir dağıtmışlar. Şimdi yana yeni bir kümes yapacaksak şeyleri satmamak gerekiyor. Aslında tavukları satmayabiliriz. Öyle yapabiliriz. Hatta direkt öyle de yapalım. Şuradaki yumurtamızı da alalım. Yani sepette bayağı yumurta oldu gördüğünüz işte. Şuraya bakalım yapabiliyor muyuz? Büyük boy, orta boy, premium. Şunu merak ediyorum ben. Bunu yapalım buraya. Önce ot kaldırılmalı. Tamam. Onu unutuyorum her seferinde. Şuradaki otları biçelim hemen. Ondan sonra buraya şu premium'u yapalım. Otomatik yemleme tarzı bir şey yazıyor. O yani yemi direkt alıp benim bakiyemden mi düşüyor bilmiyorum. Eğer öyleyse muazzam rahatlatır beni. Çünkü sadece yem taşıyorum desem yeri var. Yani kalkıyorum, yumurtaları toplayıp gidip yem alıp geri geliyorum. Tavuk sayısı çok fazla olduğu için bayağı yem yiyorlar. Yem tüketiyorlar.
Şimdi kontrol edelim tekrar olacak mı acaba? Şuraya premium yapacağız. Evet, oldu. Burada bir şey daha yapabiliyormuşuz. Yalak. 100 dolara yalak yaptık. Yemlerini nasıl yapacağız? Kapı açıldı. Tamam, çok güzel. Yumurtalar burada birikecek o zaman. Tamam. Buradan da diğer kapımız açılıyor. Yemlik ve soluk. Tamam, ikisi yan yanaymış. Şimdi acaba buraya kendileri girerler mi bilmiyorum. Ama ben buraya biraz tavuk koymak istiyorum. Ya bunun kapasitesi 8 mesela. Şuraya bakar mısınız? Kapısını kapatalım. Bunlar buraya alışana kadar. Madem böyle bir tavuk şeyine girdik. Artık tavuktan bulalım parayı. Yani bu tavuklar kapasite aşınca ölebilirler. Canları falan gözüküyor çünkü. Şimdi tam olarak nasıl işliyor bilmiyorum ama. Şurada bir tavuk var. Bunu koyalım. Buranın da kapasitesi 20 zaten. Ama burada çok fazla var ya. Burada niye bu kadar fazla var bilmiyorum. Kaç oldu? 2 4 5 oldu. Tamam. Burayı 20 yapalım ya. Burayı da 20 yapıp sayacağım. Oraya hatta gerekirse hiç açmayız. Hatta horozu da oraya koyalım. Böyle hızlıca koyayım da sonra oraya gidip yem alıp geleyim. Bunların sayısı falan yazsa ya böyle üstünde bir yerde. Yani artışı biraz kontrol edebilirdik belki. Kaç oldu? Burayı da saymayı unuttum ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oraya bir 6-7 tane daha götürelim de. Sonrasına bakacağız artık. Kayıtta da iken başka neler yaptım? Şu aradaki yolu açtım. Arabayla gidip gelirken sürekli orayı kullanıyorum. Oradaki ağaçları kestim, kenara dizdim. Tüm gün beklemem gerekiyordu uyumak için. İşte bir şey falan yaptım. Ne derler ona? Amcalık yapmayacağım dedim ama sıkıntıdan yaptım, vakit geçmiyordu çünkü. Bir ayı bölgesi keşfettim. Full ayı var. Yani böyle her yer ayı. Orada 3-4 tane vurup hemen arabayı doldurup götürüp sattım birkaç kere. Yani kaç oldu bilmiyorum. Akşam önce sayabiliriz sanırım. Oraya yem de yok. Yem de getirmek lazım oraya. Yumurtaları götürüp bir yem alıp gelsek mi acaba? Şöyle bırakalım mı bilmiyorum. Ya burada şöyle bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 tam sayıyı tutturamıyorum ya. Neyse, burasının sayısının azalması güzel oldu. Burayı kapatalım. Hatta burayı da kapatalım. Şöyle dışarıda tavuğumuz kalmasın. Bakalım. Sen dışarıdan kaldın. Gel bak. Bunu da koyduk yerine. Aynen. Ben şunlar için hemen bir yem getireyim. Sularını dolduralım gelince de.
Arabayı falan baktım. Arabayı değiştirmek gerekiyor aslında. Ama 1000 dolar, 1250 dolar sanırım bir üstü olan pick-up var. Biraz daha büyük. O biraz rahatlatır bizi herhalde. Bakalım şu tavuklardan ne kadar kazanacağız? Tavuklar tam kapasiteye doldurduğunda tavukları alıp tekrar götürüp satabilecek miyiz? Kesip de mi satacağız onu da bilmiyorum. Yani kesmek için bir şeyimiz yok ama silahla vurup yine aynı av yaptığımız gibi mi yapacağız bilmiyorum. Bakalım o zaman yine şöyle birkaç gün daha yem getirip götüreceğiz. Yeni bir kümes daha yaptık. Onun otomatik yemlemesi nasıl olacak onu da bilmiyorum. Evet, burada ne kadar tavuk var? Yumurtaları tam bilmiyorum ama şöyle koyalım. Bakalım ne kadar varmış. 43 yumurta varmış orada. 3, 4, 5, 6, 7 tane yem taşıyabilirdik arabayla. 6, 7 tane yem. Ama sepeti unuttum ben. Sepet varken 5 taneydi galiba. Kötü oldu biraz. Ben sepeti unuttum tamam. Neyse burada kalsın. Kaybolmuyor. Yani onu da denedim. Hava bozdu yine. Hava neredeyse full böyle yağmurlu gidiyor zaten. Şuraya oldu. Tamam güzel. Tane yine sığdıracağım galiba ben. Kaldı. Bunu bardaktan boşanınca sana dedikleri bir şekilde yağıyor şu an ya. Güzel. Sığdırdık hepsini. Şimdi yeni kümesimize de yem verelim. Bundan sonra tavukların beslenme durumuna bakacağız artık. Ona göre gelir gider dengesi hesaplarız. Karlı mı değil mi? Karlı gibi ama günlük böyle yemi düştüğünüzde 50 dolar falan bırakıyor sanırım. Ki bir de benzin hesaplamadım. Ha, benzin zaten çok pahalı bir şey değil. 25 dolara da oluyor galiba full depo ama. Yani sürekli market arası git gel yol yapıyorsunuz. Vakit geçiyor, başka bir şeyle ilgilenemiyorsunuz. Değer mi tabi bilmiyorum. Daha başka bir şey görmediğim için şöyle oraya yapmışsam biraz hemen çıkmaya çalışın hemen dışarıda yağmur yağıyor sırılsıklamıyorsunuz. Tamam, bayağı güzel doldurduk. Bu da güzel doldu. Şuna bakalım. O biraz boş gibi. Ha, bakalım. Sanırım bu da yeterince doldu. Şurada bir tane fazladan kalsın çuvalımız. Yumurta sepetimizi üzerine koyabiliriz. Kovayı nereye koyduk acaba? Kovayı buraya koymuşuz. Sizin suya ihtiyacınız var mı? Var. Tamam. Şimdi kuyudan suyumuzu çekelim. Bu kısım bayağı sıkıntılı ya. Mouse'u böyle tam tur attırmak istiyor. Mouse için de küçücük yerim var ya masada. Mouse'u kaldıra kaldıra yapıyorum.
Gel hadi, gel gel. Bu suyu falan otomatiğe bağlıyoruzdur sanırım ileride ama nasıl oluyor bilmiyorum. Yani bu şekilde devam etmez muhtemelen. Bu gemi olayı da zaten o premium son yaptığımızda yazıyordu hani otomatik gemileme diye. Bir noktada otomatiğe geçecektir bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Suyumuzu dolduralım hemen. Ortadaki kümesimizin de suyu azalmış. Tavukçuluk böyle çiftlik tarzı yerler olur. İşte böyle köy yaşantısı olur. Yani olmaz olmaz gibi bir şey ya tavuk böyle hem yumurta veriyor hem öyle ağam bir şey yemiyor gerçekten en azından ya böyle gündüz çıkarttığınızda ot falan yer kendisi dışarıda veya ne diyebilirim onun dışında solucan. Tavukların hem etçil hem otçul olduğunu biliyorum. Yani hem et yiyorlar hem ot yiyorlar. Farklı bir varlıklar açıkçası ama yumurtaları falan gayet sağlıklı. Evet, suyumuzu doldurduk. Burasını tamamen. Şimdi kalan suyumuzu şuraya dökelim. Oraya bir kova daha getirelim. Diğer suyla uğraşmayalım. Evet, paramızı 1000 dolara kadar çıkartmıştım neredeyse ama 750 dolara yeni premium kümesi yapınca yine paramız kalmadı. Yarın bir sayabilirsem tavukların hepsini sayalım. Şunu şurada bırakalım. Tamam, şu an dışarıda tavuğumuz yok değil mi? Görünürde yok. Kapımızı kapatalım. Uyuyalım. Evet, kalktık. Sanırım yağmur hala devam ediyor. Evet, ama azalmış. Bayağı azalmış hatta. Şimdi yumurtalarımızı toplayabiliriz. Toplamadan önce sayabiliriz. Hem tavuklarımızı. Şöyle bir kontrol edelim. Bir, ben de hepsini dışarı alayım. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, burada 6 tane var. Şimdi bunları geri toplayalım içeri. Hemen şöyle yumurtalarımızı toplayalım. Ah kırdım yine yanlış bastım ya. Alabilirsek şu pisliklerini toparlayalım. Civcivlerimizin birisi horoz vermişti. Horoz da bu kümese gelmişti sanırım. İki horoz aynı kümeste durmuyor. Ama ben getirmedim buraya kendisi gelmiş. Şimdi bakalım nasıl oldu. Burayı komple boşalttık galiba ya. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi burayı da sayacağız tamamen.
Daha şöyle sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç. Evet, 13 tane var burada da. 13, 6 daha 19. Bende 23 tane vardı toplam. Şu an 19 oldu bile. Tamam, içerideki yumurtalara dokunmuyorum. Şunları tekrar buraya tepelim. İçeride kalsınlar. Acaba gündüzleri çıkartmadığımı daha fazla yem yiyor olabilirler mi? Bilmiyorum. 19 oldu toplam. Sanırım bu yumurtaları da buradan mı alacağız? Burada inebiliyor. Neyse. Bayağı şeyimiz var bu arada ya. Yani tavuğumuz. Zaten iki diğer kümes de 19'du. Burada da bir sürü yumurta var zaten. Şurada bir tane daha kaldı. Onu da aldım. Tamam, şimdi şöyle temizliğimizi de yapalım. Tamamdır. Yumurtalarımızı aldık. Şimdi şu tavuklarımızı içeri mi koysak, dışarı mı koysak bilmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, yani tam veya eksik bilmiyorum ama 11 tane saydım. Öyleyse bile artı 10 tavuk da şey değil demektir. Üretim var demek. Toplam 30 3 tane yapıyor. Yok, 30 yapıyor. Artı 7. Pardon, özür dilerim. Artı 7 yapıyor. Şunları da aldık mı? Tamam. Oradaki yumurtayı almayacağız. Burayı kapatalım yine. Şöyle buralara gelen bir tavuk görmüştüm. Sen gel. Tekrar kümesine dön. Hadi sen de çık ve kapımızı kapatalım. Herkes yer yerine kalsın. Yem ve su konusunda şu anlık sıkıntımız yok. Size şey göstereyim. Şu ayıların olduğu bölge göstereyim. Hem orada biraz şey yaparız. Ateş ederiz. Avlanırız yani. Oradan kazandığımız paraya da dönüşte tekrar yem alır getiririz. Yedek yemimiz olur. Yakında bir yerde böyle her yarayı, yani öyleydi benim gittiğimde. Şu an nasıl şekil olur bilmiyorum. Tarafta bir geyik gördüm ama ben sayıları göstermek için şey yapıyorum. Orada bir tane var mesela. Ama ben böyle sürüyü size göstermek istiyorum. Böyle 4-5 tane yan yana geziyor. Mesela şurada bir tane var.
Kayanın üzerine çıkmış. Sanırım bunu ayılar öldürmüş. Şöyle hemen etlerini alalım. Mesela şu karşıdan geliyor bir tane. Görmüşsünüzdür. Tam süreyi de gösteremedim ama. Mermimizi dolduralım çünkü bu bize doğru geliyor. Aynen. Sinsi bize saldırmaya geliyordu. Hemen etlerimizi toplayalım. Şöyle düzenli koyabilirsem daha çok aldırabilirim diye uğraşıyorum. Sanırım bir ayı daha alabiliriz. Sürüyü görebilir miyiz acaba diye tekrar hareket ettim. Evet, mesela burada iki tane var yan yana. Bug'a girmiş herhalde, öyle kaldı. Diğerinin yanına gideceğiz. Umarım saldırmaz bize. Ona da boş yere kurşun harcamak istemiyorum. Alamayacağız çünkü arabaya. Hayır, bunlar bug'a girmiş galiba burada. Hemen etlerimizi toplayıp tüyelim buradan. Şu parçayı koyamadık ya şuraya. Biraz daha toparlasak acaba. Yeşil bir yer mi gördüm sanki? Ha, üstüne koyuyor. Daha da fazla koyuyor hatta. E, o zaman ay kardeş, kusura bakma, sen kurtulmuşsun ama. Üst üste et koyabildiğimizi daha yeni öğrendim. Sen bunu koyamıyoruz ama galiba.
Niye sadece bunun üzerine koyabildik ki? Anlamadım ben. Sen diğerlerine koyamıyorum şu an. Ama bu hala alıyor. Yani anlamadım gerçekten. İlk bölümdeki gibi takılıp kalmasınlar bari. Gidiyor diyecektim, geldi. Şimdi bu büyük. Büyüğün üzerine mi koyabiliyoruz? Bu mu acaba mantık? Şöyle tam mı tutmamız gerekiyor? O da bunu aldı. Çok enteresan. Neyse, o büyük parçayı almak istedim ama o kalacak galiba ya. Baya şurada bir küçük parça daha kalmış. Belki o birinin üstünde olur derken şunu aldı bile. Sebeple olmuyor. Çok enteresan. Neyse yeter bu kadar. Çok da önemli değil. Bunlar devriliyor mu, dökülüyor mu onu bilmiyorum ama derken biri çıkmış bile. Yani o şeymiş zaten. Hop, tamam. Acaba aynı ayının parçaları mı üst üste biniyor diye düşünüyorum. Hiç fark dikkat etmedim bana ya. Belki de öyledir. Şimdi bunları tek tek taşıyacağız yine. Bu ete bir çözüm yok çünkü. İyi. Bak olmamış en azından. Nerede? Onlar takılmamış. Evet, Ranch Simulator'un devamını istiyorsanız eğer yorumlarda belirtin. Bunu da bir arkadaşım istedi zaten. Yeni bölüm çeker misin diye. Adını tam hatırlamıyorum. Olsan mıydı? Eğer böyle devamını ettirmemiz istediğiniz seri varsa belirtin. En kısa sürede devamını getiririz. Denemek istediğiniz bir şey varsa mesela işte domuz alın, inek alın, arabayı değiştirin. Onları da yazın. Ona göre hareket ederiz. Şimdi şey olacak zaten. Market kapanmadan hemen şunları bitireyim. Taşımasını. Satışını yapalım. 3, 6, 7, 8 tane de gübre götürürüz.
Yetiştirebilirsek eğer. 8.30'da kapanır dedim market. Yetişmeyebilir belki. İki parça 8.29 8.30 oldu, kapanmadı. Tamam, güzel. Ben bu deneyi kapanmıyor olabilir, bilmiyorum. Tam 18 parça et getirmişiz, 630 lira. Yem alalım, 1 2 3 4 5 6 7 8 tane kasa ödeyelim, kapatalım. Yemlerimizi de hızlı hızlı dizelim arabamıza. Saat 9.30 oldu, hala kapanmadı. Muhtemelen biz buradayız diye kapanmıyor. Veya içeride malzememiz var diye kapanmıyor olabilir. Son çuval yemimizi aldık. Arabamızı atlayabiliriz artık. Şöyle ışığımızı açalım. Evet, kapanmış direkt. Zaten biz çıktık, kapanmış. Yemlerimizi indirelim. Yatıp uyuyalım, sabah kalkalım, yumurtalarımızı topluyorum, bakalım ne kadar yumurtamız olmuş. Ondan sonra bu bölümü bu kadar deriz. Yine devamını isterseniz devam ettiniz. Bu bölümde ne yaptık? Üçüncü kümesimizi kurduk. Kayıt dışındayken küçük 3 tavukluk kümesi, ben onu orta boya getirdim. 8 tane alıyor artık. Onun dışında şuradaki ağaçları kestim. Şuraya yığalım, görüyorsunuz zaten. Şurada bir tanesi kalmış hatta. Ama yemler kalabilir, önemli değil. Şu evin kapısını da hep açık bırakıyorum ya. Evet, uyuyalım. Sabah kalkıp yumurtalarımızı toplayalım. Karıştırmazsam eğer yumurtaları da sayarım kaç tane aldık diye. Kuruçkaya yatan tavuk sanırım yumurtlama şeyini bırakıyor. Yani en azından civciv olana kadar yumurtlamıyor. Şu bir. İki. Üç. Dört. 5. Evet, bu kümesten 5 yumurta geldi toplam. Yanındaki kümese geçelim. 6 7 8 9. Bu çekmece boşmuş. 9 oldu. 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 10 19
20 21 22 23 24 25 şöyle başka var mı bakıyorum. Göremedim. Evet, tam 25 tane yumurta aldık. 2 tane de horozumuz var zaten. 27. Kuluçkadakiler hariç toplam 27 tanemiz var. Kuluçkalar sanırım 4-5 tane var. Tamamdır. Bu kalsın. Şöyle. Aa, yemlerini kontrol edelim. Yemleri var gibi. Şu biraz azalmış. Şöyle kapılarını açık bıraksam acaba karışırlar mı birbirlerine bilmiyorum ya. Tekrar dağıtmakla uğraşırsam böyle kaçırız. Kapalı kalsın burası da. Evet, bu bölümlükte bu kadar diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.